Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bana YouTube videolarında en çok sorulan soruların başında neden bizim jet motorlu İHA'mız yok sorusu geliyor. Acaba mevcut örneğin Anka'ya, Bayraktar'a veya Aksungur'a, Akıncı'ya niye jet motoru takılmıyor? Ne zaman jet motorlu İHA'lar görebileceğiz diye sorular oldukça fazla geliyor. Bugünkü konumuzu jet motorlu insansız hava aracı sistemleri üzerine ayırdık. Ne zaman jet motor kullanılıyor? Bu konuda Türkiye'de yapılan çalışmalar ne durumda? Bunlara kamuoyuna yansımış bilgiler ışığında beraber bakacağız. Hava aracı tasarlayacaksınız. Örneğin bu hava aracı sistemi dünyanın en büyük yolcu uçağı da olabilir veya elden atılan mini bir İHA sistemi de olabilir. Öncelikle bu aracın, hava aracının görevi nedir? Bunu ortaya koymanız lazım. Ne kadar havada kalacak? Ne kadar yük taşıyacak? Neyi hedefliyorsunuz burada? Elinizdeki bütçe nedir? Gibi böyle yüzlerce soruyu arka arkaya yazıyorsunuz ve sonunda ortaya devam edeceğiniz, kullanacağınız bir yapımın genel tasarımı çıkıyor. İşte bu tasarıma göre hareket ediyorsunuz. Ucuz mu olacak? Daha basit motor sistemleri kullanıyorsunuz. Veya sizden yüksek hız isteniyor. Çok yüksek irtifalara çıkması isteniyor. Veya çok fazla yük taşıması istiyor gibi kriterler nelerse buna göre bir motor seçimi gerçekleştiriyorsunuz. Yoksa bizim herkeste var benim jet motorum olsun. Hayır yok pervaneli olsun. Yok şunu kullanalım bunu yapalım deme şansınız çok fazla yok. Gelelim jet motorunun avantajına. Peki neden jet motor kullanılıyor? Örneğin Global Hawk İHA sistemleri var. Hatırlıyorsunuz ben video yapmıştım bunlarla ilgili. Biri Basra Körfezi'nde sınır ihlali iddiasıyla İran tarafından düşürmüştü. Ve gerçekten Amerika ile İran'ı böyle bir savaş konumuna doğru getirmişti. Niye kullanılıyor jet motor? Bunun çok basit bir cevabı var. Çünkü Global Hawk neredeyse kıtalar arası gidebilen inanılmaz uzun menzilli bir hava aracı. Bunun için yüksek sürate ihtiyacınız var. Çok yüksek irtifalara çıkmanız gerekiyor. Ve yapılan burada da hesap kitap sizi jet motora doğru götürüyor. Tabii ki jet motorun bir ağırlığı var. Pervaneli uçaklara özellikle turboproplarla karşılaştığımız zaman daha kısa uçuşlarda daha fazla yakıt harcıyor gibi dezavantajları var. Ama bunları avantajlarıyla birlikte yan yana yazdığınız zaman eğer jet motor kullanmanız gerekiyorsa jet motor kullanıyorsunuz. Şimdi gelelim Türkiye'deki jet motor konusundaki insansız hava aracı çalışmalarına. Bunlarla ilgili yürüyen iki ana proje var. Birincisi TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından gerçekleştirilen Göksungur projesi. Göksungur ilk defa Türkiye'de tasarlanan ses süratinin üzerine çıkabilen bir hava aracı olacak. Yaklaşık 1.4 Mach yani ses hızının 1.4 katı üzerinde uçması planlanıyor. Bu da eşittir yaklaşık saatte 1600 km hız demek. Bir hava aracının ses hızının üzerine çıkabilmesi için tasarımında farklı etkenler, özel bir tasarım yapmak gerekiyor. Ve tabii ki gövdenin de buna dayanacak niteliklere sahip olması gerekiyor. Kuşkusuz burada yapılacak olan çalışmalar ileride Hürjet gibi, milli muharip uçak gibi çalışmalarda TUSAŞ'ın bir avantaj sağlayacak, bir altyapı sağlayacak. Göksungur projesi TUSAŞ'ın Nisan 2019'da başladı ve 16 aylık bir tasarım süreci planlandı. Bu tasarım süreci tabii ki geçtiğimiz aylarda doldu ama bu pandemi sırasında tüm dünyada olduğu gibi çeşitli savunma ve havacılık şirketlerinde de tabii ki tam zamanlı çalışamama, üretimin aksaması falan gibi birçok konu vardı. Burada nereye bu Göksungur evrildi açıkçası bu konuyla ilgili çok fazla elimizde bilgi yok. Muhakkak öğrendiğimiz zaman ilerleyen günlerde bu videolardan sizlere bu bilgileri paylaşacağız. Göksungur dediğim gibi ses üstü hıza sahip bir insansız hava aracı olarak planlanıyor. Çok fazla büyük değil yani böyle bir uçak boyutu olarak adlandırmayın. Daha ufak bir insansız hava aracı olacak. Bununla ilgili TUSAŞ'ın hedefi de şu an Şimşek hedef uçakta kullanılan jet motorunun evrilerek bu hava aracında kullanılması. Şimşek'teki TJ-90 olarak adlandırılan motor da
Eskişehir merkezli TEİ tarafından, TUSAŞ Motor Sanayi tarafından tasarlanmış, geliştirilmiş yerli bir motor. Bu motorla birlikte Göksungur'un uçurulması hedefleniyor. Göksungur'la ilgili daha önceden TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in verdiği bilgilere göre Göksungur'un aynı zamanda milli muharip uçağıyla birlikte görev yapabilecek özelliklere sahip olacak. MMU göreve çıktığı zaman kolunda Göksungur olacak. Bunu bir sahte hedef olarak kullanıp bir şekilde örneğin hava savunma sistemlerine yem olarak gösterecek. Hava savunma sistemleri Göksungur'u takip ederken MMU gelip stealth özelliği sayesinde radarlara da fazla gözükmeden örneğin hava savunma sistemi başka yerle meşgulken o hava savunma sistemini yok edebilecek gibi gelecek nesil savaş konseptlerinin uygulanması hedefleniyor. Dediğim gibi bu hava aracının tasarım aşamasının muhtemel bitmiş olması lazım. Arkasından imalat süreci başlayacak ve TUSAŞ'tan yine daha önceden Temel Kotil'in verdiği bilgilere göre bu hava aracının 2022 civarında ilk uçuşunu yapması planlanıyor. Bu konuyla ilgili ikinci gerçekleştirilen jet motorlu İHA konusundaki önemli adımlardan birinde Baykar grubu atıyor. Baykar grubu MIUS olarak adlandırılan muharip insansız uçak sistemiyle İHA sektöründe farklı bir adım atmayı hedefliyor. Bu sistem 08 Mach olarak adlandırılan yani ses süratinin altında yaklaşık saatte 900-950 km ile uçacak bir İHA konsepti üzerine çalışılıyor. İşte farklı farklı konsept çalışmaları, konsept tasarımları kamuoyuna yansımış, işte resimleri dolaşıyor etrafta ama bu nasıl bir şekil alacak, ne yapılacak, ne edecek gerçekten bunlar çok gizli tutuluyor. Biliyorsunuz hava yer görevleri açısından Amerikan Hava Kuvvetleri'nin elindeki A-10 çok önemli bir güç. Hala modernize ediliyor. Uzun yıllarda gökyüzündeki yerini koruyacak. MIUS'ta A-10 gibi hava yer görevleri yapılacak. A-10 bu arada süpersonik uçmaz. Yani ses hızının altında görev yapan sivil motorlara sahip bir uçaktır. MIUS'ta da tek motorlu bir uçak olması planlanıyor. MIUS'un da özellikler açısından çok fazla mühimmat taşıyabilen, bu arada kendini yerli mühimmatlarla hava hava tehditlerine karşı da koruyabilen bir konsept hedefleniyor. Bu hava hava koruması derken Gökdoğan Bozdağ füzeleri MIUS üzerinde yer alacak. Gökdoğan'la Bozdağ'ı biliyorsunuz TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmiş ve yakın zamanda da hava kuvvetleri envanterine girmeye başlayacak hava hava füzelerimiz. Bu açıdan da MIUS yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Baykar'ın teknik müdürü Selçuk Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre MIUS'un toplam kalkış ağırlığı 3500 kilogram yani 3,5 ton olacak. Havada yaklaşık 3-4 saat görev yapabilecek ve 1 tona yakında mühimmatı taşıyabilecek kapasitede olması hedefleniyor. Şimdi görüntü itibariyle ne motor kullanılabilir gibi bir soru gelebilir. Türkiye'ye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler çok iyi. Bu konularla ilgili adılmış adımlar var özellikle motor konusunda. Baykar grubunun da Ukrayna ile birlikte ortaklıkları var. Bu MIUS'ta da AI-25 Ukrayna yapımı bir jet motorun kullanılması hedefleniyor. Bu motor L-39 gibi eğitim uçaklarına güç verebiliyor. Farklı farklı versiyonları var. Tek motorunda MIUS'u havalandırabilecek niteliklerde ve özelliklerde bu motorun da kullanılmasıyla birlikte bu konudaki kısıtlamaları da Baykar bir şekilde aşmayı hedefliyor. İHA'ları jet motoru takarak taşıma kapasitesini veya irtifa limitini yukarı doğru çekerken burada da en önemli faktör karşınıza çıkan yapay zeka. Yapay zeka nedir? Havadaki gelişmelere göre aynı bir pilot gibi sistemin değerlendirmesi ve bir karar alması olarak adlandırabiliriz. Yapay zeka zaten bu konudaki en önemli kritik noktaların başına geliyor. Yapay zeka konusunda da Baykar grubu uzun süredir çalışıyor. Çok basit sistemler Bayraktar TB2'de yer alırken Akıncı'da bu daha da kapsamı genişletilmiş durumda. Ve MIUS'ta daha fazla teknoloji, daha fazla yazılım bu sistem içerisinde yer alacak ve yapay zeka açısından MIUS kendi kendine karar verebilen bir yapıya sahip olması hedefleniyor. Baykar MIUS için ilk uçuş tarihini 2022'nin sonu olarak açıkladı. Gerçekten bununla ilgili çok iddialı iki proje. Bir yanda Göksungur süpersonik bir İHA sistemi olacak. Öbür tarafta da ise MIUS daha yavaş uçan ama ağırlık açısından çok daha büyük bir insansız hava aracı sistemi olacak. Bu iki hava aracı sistemi hem Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda bir adım ileri doğru ilerlemesini sağlarken diğer yanda da yapay zeka konusunda da önemli
adımların atılmasını sağlayacak. Tabii jet motoru İHA çok gündemde olan bir konu. Bu çalışmalar örneğin Çin'de, Rusya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Boeing'in Avustralya'daki şirketinde gerçekten çok ilginç gelişmeler var. Bunlara da şöyle bir videomuzda kısaca bakacak olursak gerçekten gelecek jet motorlu İHA sistemleri, görevlerin daha da farklılaştırılması ve bunun yanında da yapay zeka giderek ön plana doğru çıkacak. Bu konudaki en önemli projelerden biri Loyal Wingman, Boeing Avustralya tarafından geliştiriliyor. Bu proje F-35 gibi stealth uçaklarla birlikte görev yapabilecek bir kapasiteye sahip olacak. Gerekirse daha önceden O-TUSAŞ'ın Göksungur'unda anlattığımız gibi yem olarak da görev yapabilecek. Halen yer testleri devam ediyor ve yakın bir zamanda bu hava aracının uçması bekleniyor. Diğer taraftan Boeing'in yine MQ-25 Stingray tipi jet motorlu stealth İHA'sı var. Bu İHA uçak gemilerinden kalkacak ve savaş uçaklarına yakıt ikmali gerçekleştirecek. Bu konuyla ilgili çalışmalar halen devam ediyor, uçuşlar yapılıyor. MQ-25 ile birlikte İHA sistemleri açısından yeni bir sayfanın açılması hedefleniyor. Ruslar ise Sukhoi tarafından geliştirilen Okhotnik B ile yeni tür bir stealth İHA üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Test uçuşları yapılıyor halen. Çin ise GJ-11 ile bu pazarda bu konuyla ilgili Çin çok ciddi yatırımlar da yaptığını hatırlatmakta fayda var. Bugün sizlere jet motorlu İHA'lar hakkında hem Türkiye'de hem dünyadaki gelişmeleri anlatmaya çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberleri için tolgozbek.com sitemiz sizleri bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.